Hepinize merhaba arkadaşlar. Arçelik, Beko bulaşık makinelerinde kullanılan sirkülasyon pompa motorundan bahsedeceğiz bugün. Motorun özelliklerinden, yapısından bahsedeceğiz ve ufak tefek birkaç bilgi vereceğiz. Hemen başlayalım. Yıkama motoru bu. Sirkülasyon pompa motoru da diyebiliriz. Bunların diğerlerinden farkı ne? Diğerlerinde restans ayrı bir parçaydı. Hatta gösterelim bir tane. Bakın gördüğünüz gibi bunda restans ayrı bir parça. Yani restans patladığında yeni restans alıp takabiliyordunuz. Bunda ise restansı gövdeye montelemişler. Metallerle kıstırmışlar. Muhtemelen iç kısmında bir tane de conta vardır. Şu an için tamiri mümkün değil gibi. Şurada iki tane yerimiz var. Belki buralarda bir arıza varsa şuradan ayrılıp, zaten üretici bunun için bir ek yapmış. Şu iki parça ayrılacak. İç kısmına ehil birisi bakarsa belki sorunu bulabilir. Ancak restans yanarsa motor değişmek zorunda kalabiliyor ki bunun restansı arızalı. Yeni motor takılacak. Daha yeni bir malzeme olduğu için biraz soru işareti var. Şimdi motor kısmı burada. İçinde de bir tane kart var. Motoru kontrol eden kart var. Hepsini bir araya koymuşlar. Fiyatı ne kadar? Bugüne göre söylüyorum. 2600 TL fiyatı. Bu motoru çalıştırırken, test ederken rezistansı multimetre ile test edeceksiniz şuradan. Yani buna ben fiş takayım, elektriği vereyim, test edeyim demeyin. Direkt rezistansı patlatırsınız. Ondan sonra bir de onunla uğraşırsınız. Yani kuru olarak çalışmaz bu. İçerisinde su olacak. Su bunun patlamasını engelliyor. Ama siz kuru çalıştırayım bir deneyim, acaba rezistansım mı arızalı deyip buraya elektriği verirsiniz şuraya. Gider acı. 5 saniye dayanmaz belki. Boş grubunda, Siemens profilo grubunda olduğu gibi burası buraya klipslerle takılı, yerinden çıkarılıyor. İç kısmı bu şekilde. Kuvvetinin çok fazla olduğunu düşünmüyorum diğer motorlara göre. Yani eski modellere göre. Çünkü 3 yollu vana kullanmışlar. Onu da gösterelim. Bakın burada 3 yollu vana var. Bu ne yapıyor? Pervanelere gidecek olan suyu ayarlıyor üste veya alta. Hangisine gidecekse bu zaman ayarlı motor bir tarafı kapatarak suyun üst pervaneye ya da alt pervaneye gitmesini sağlıyor. Bu da beni şu düşünceye sevk etti. Bu motor yeterince kuvvetli olmadığı için çift pervaneye su basamıyor. Aslında bunu bir özellik olarak söylüyor. Üst yıkıyor, alt yıkıyor. Hani tek sepet yıkama özelliği varsa ayrı mesele de, ikisine birden aynı anda su vermesi lazım. Bu vanada ikisi bir açılıyor mu? Açılıyor olabilir. Ancak motoru koruma amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Üretici daha iyi bilir, mühendisler daha iyi bilir. Ama motor benim hoşuma gitti, güzel. Böyle bununla ilgili hiçbir bilgi de yok. Bunu paylaşalım dedim. Aynen buradan rezistans gömme içeriden gidiyor. Kontrol için söyleyeceğim, fark etmez. Buraya diyebilirsiniz multimetre ile. Yine buralardan ölçebilirsiniz şu iki taraftan. Hattın tamamlanıyor olması lazım. Buzzer modunda ötmüyorsa restans patlaktır. Bizim derimize arızalı bir tane geçerse söküp videosunu çekeriz. Açıklamaları da eklerim. Bu kadar arkadaşlar. Yani videoma son veriyorum. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.